Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Sizinle yazın yapacağız. Konservemizi kışın açıp kullanacağımız nefis bir sağlık deposu olan kara üzüm konservesi yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şahane bir kara üzüm konservesi yapacağız. Bu tam bir sağlık deposu arkadaşlar. Çocuklarınıza dışarıdan meyve suyu almayın, kendinize almayın, koyun dolabınıza şişe, canınız istediğinde açın için. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şimdi malzemelerimize geçiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, kara üzümlerimiz var, temizledik. 4 kiloya yakın var şu an burada, çünkü daha önce de yaptım ben, hazırda var konserve meyve sularım. Şimdi bunu da sizinle birlikte yapmak istiyorum, sizinle de paylaşmak istiyorum, çünkü bu tarif kaçmaz. Kesinlikle kaçmaz arkadaşlar. Şöyle hemen temizledik, yıkadık, saplarından, çöplerinden ayırdık. Tertemiz yıkadık. 4 kilo kara üzümümüzü tenceremize koyuyoruz ve ocağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar, tenceremizi ocağımıza koyduk. Üzerine geri kalan kara üzümlerimizi de ilave ediyoruz. Hepsini birlikte kaynatacağız. 4 kilo üzümüm var arkadaşlar bizim. Hemen içerisine de şöyle 250 gram kavanozlarımız var ya, iki tane kavanozlarımızdan boşaltacağız. Yani yarım kilo yapıyor bunlar. İlk etapta yarım kilo suyumuzu koyup biraz yumuşaması için bırakacağız ocakta. Yaklaşık bir 10 dakika tuttuktan sonra arkadaşlar blenderdan geçiriyoruz. Tenceremizi ocaktan almıyoruz. Güzelce haline gelip gerçekten şahane oluyor. Bunu konservelere koyun, şişelere koyun arkadaşlar. İstediğiniz zaman açın ve dolaba koyup biraz soğuttuğunuz zaman yine mükemmel bir lezzet oluyor gerçekten. Herkese tavsiye ederim. Özellikle şu virüs zamanında, virüs döneminde bu kara üzümün faydası gerçekten saymakla bitmez. Mutlaka deneyin. Dolabınıza mutlaka şu an mevsimindeyken koymanızı tavsiye ederim. Şimdi tamamen ben blenderdan geçiriyorum. Şimdi blenderdan geçirdim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar sizi korkutmasın, çünkü süzeceğiz arkadaşlar. Şimdi kaynaması için tenceremizde bırakacağız. Ben hiç şeker kullanmıyorum. Tamamen organik bir şekilde yapıyorum, ama hani derseniz ki çocuklarımız hani birazcık daha tatlı istiyor, yarım çay bardağı kadar ilave edebilirsiniz, ama katmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde tamamen organik ve kavanozlara kapattığımızda tamamen kış için açıp kullanabileceğiniz, kış için tamamen organik kara üzüm meyve suyumuz olacak arkadaşlar. Yine de tercih sizin tabii ki. Şimdi birazcık kaynamaya bırakacağız. Daha sonra tekrardan süzeceğiz. Üzümlerimizi süzgeçten geçirmeden önce şöyle bir akşam oldu arkadaşlar. Hiç akşam çekmemiştim. Ben masamı içeriye aldım. Terastan içeriye aldım. Çok daha rahat görünür burada diye. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şu tepede gördüğünüz ışıklar, işte yaşayan insanlar. Çok şahane karşıda. Yine öyle. Dağlar simsiyah oldu. Dağların içinde ışık. Bir şeyler de uçuyor bu arada. Şimdi hemen alalım üzümlerimizi bir güzel süzgeçimizden bir kabımıza. Boşaltalım, süzelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle süzgeçimizde bir kaba koyuyoruz. Güzelce süzeceğiz. Merdivenlerdeki ışık da otomatik olduğu için o yüzden bir karanlık bir aydınlık oluyor. Üst kata alt kata geçerken kendi kendine yanıp sönüyor. O yüzden de bir dengesizlik oluyor arkadaşlar. Niye açıp kapanıyor falan diye düşünüyorsanız benimle alakası yok. Otomatik.
Bu şekilde süzüyoruz arkadaşlar kabımıza. Bakın şöyle. Hepsini süzeceğiz tek tek. Bütün hepsini, tenceredekileri. Daha sonra tekrar tenceremizi çalkalayıp süzdüğümüzü tenceremize koyup ocağa koyacağız. Şu telbelerinin gelmemesi gerekiyor. Ama en sonuna kadar da süzeceğiz arkadaşlar tamamen. Şu şekilde hep böyle ittire ittire süzgecimizden geçsin diye. Özü de katılsın meyve suyunun içine ki tamamen sağlıklı, nefis bir meyve suyumuz olsun. Dört kilo üzümümüz arkadaşlar süzgeçten de geçirdik. Şimdi tekrar çalkaladığımız tenceremizin içine koyuyoruz ve ocağımıza alıyoruz arkadaşlar. Benim güzeline bakın arkadaşlar. Mis gibi doğal üzüm suyumuz. Tenceremizi tekrar ocağımıza aldık. Başında arkadaşlar yarım kilo su koymuştuk. Şimdi tekrar bir yarım kilo daha ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıracağız. Tekrar söylüyorum, hani arzu ediyorsanız çok az bir şeker ilave edebilirsiniz. Size kalmış, tercih meselesi, ben katmıyorum. Şimdi kaynamaya bırakacağız. Daha sonra kavanozlarımıza koyup kapaklarını sıkıca kapatıp kış için kullanmaya hazır bir şekilde getireceğiz. Evet arkadaşlar hazır. Şöyle göstereyim hemen. Rengi göstereyim. Buhardan pek. Şöyle. Heh, şimdi göründü. Şahane bir rengi var. Zaten şimdi kavanozlarda da göreceğiz. Hemen kavanozlarımızı boşaltalım. Evet arkadaşlar kışlık karaüzüm sularımız hazır, bitti artık çok şükür. Harika da görünüyorlar. Şöyle göstereyim, mis gibi arkadaşlar. Bunları istediğiniz zaman dolaba koyun, önce birazcık soğutun, çok güzel oluyor çünkü. İstediğiniz zaman kapaklarını açıp şifa niyetine, meyve suyu niyetine her şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok nefis ve lezzetli bir tadı var. Kavanozlarımızı doldurduk, kapaklarımızı sıkıca kapattık. Şimdi birazdan dolabımıza da koyacağız. Hafif bir soğutacağız. Hazır bir şekilde istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Ben gerçekten sürekli yapıyorum çünkü yaptığım kavanozlar hemen bitiyor, kışa kalmayacak. O yüzden sürekli yapmaya devam ediyorum ki kış içinde elimde üzüm sularım sağlıklı bir şekilde olsun. Güzelce içelim, virüse karşı da tedbirlerimizi alalım. Böyle bu şekilde hepsi hazır arkadaşlar. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten nefis, lezzetli bir tadı var. Asla marketteki üzüm sularına alakası yok. Mis gibi doğal. Kokusu ve lezzeti gerçekten bayılacağınız güzel bir tat arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Yapanların eline koluna sağlık. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın. Şöyle manzara eşliğinde hepinize görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Sevgiler.